Salat ve selam, tahiyyatü ikram, peygamberi insucin, yer ve gök ehlinin sevgilisi, rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Ficar Savaşı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 14-15 yaşına bastığında Kureyş ve Kinane kabilelerinden müttefikler ile Kays Aylan kabilesi arasında Ficar Savaşı çıkmıştır. Ficar, günah işlemek, yasağı çiğnemek anlamına gelir. Kan dökmenin yasak olduğu haram aylar vardır Araplarda. Bu 4 aydır Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. Bu aylarda yapılan savaşlara da tarih boyunca Ficar Savaşları, yani günah savaşları, günah işlenilen ve çiğnenen savaşlar anlamına gelir. Bu savaşın nedeni de şudur. Havazinli Urve Hilal bin Utbe, Numan bin Münzir'e ait kervanın himayesini üstlenmişti. Kinane oğullarından Berraz bin Kays ona Kinane'ye karşı mı onu koruyorsun diye sordu. Urve evet, bütün insanlığa karşı cevabını verdi. Teğmen'de Zıtılal mevkiinde vardıklarında Urve'nin bir anlık gafletinden yaralanan Berraz onu öldürdü. Bu olay haram ayda gerçekleştiği için ficar, yani günah, yasak ismini almıştır. Hadisenin hemen ardından biri Kureyş'e gelerek Berraz Urve'yi haram ayda öldürdüğünü haber verir. Kureyş ardından Hevazin kabilesi harekete geçip harem bölgesinde geride savaşa tutuşurlar. Geceleri harem sınırına girmekle duraklayıp gündüzleri devam eden savaş günlerce sürer. İlk başta Kayslılar Kinanelilere üstünlük sağlarken sonra Kays'a karşı Kinane zafer kazanmıştır. Peygamberimiz savaşın bazı bölümlerine amcalarıyla birlikte katılmış, onlara ok desteği de bulunmuştur. Bu sırada onun 10 yaşında olduğunu söyleyenler de vardır. Hazreti Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evliliği. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 25 yaşına geldiğinde yaygın görüş bu olmakla beraber bu sıralarda 21 yahut 30 yaşında olduğunu söyleyen değişik rivayetler de var. Hatice binti Hüveylid ile evlenmiştir. Hatice annemiz serveti ve saygınlığı olan bir tüccardı. Ticaret ehli olan Kureyşler arasında belli bir ortaklık üzerinden malını işletecek kişilerle çalışırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne güvenilir, emanetine sadık ve ahlakı güzel biri olduğunu duyunca aracı göndererek ticaret mallarını satması için ona Şam'a gitmesini teklif etti. Diğerlerinin ona verdiğinden daha fazla ücret ödeyecekti. Peygamberimiz bunu kabul ederek Hatice'nin hizmetçisi Meysere ile birlikte yola çıktı. Şam'a vardıklarında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir rahibin isminin Nastura olduğu kaydedilir. Önceki rahip Bahira'dan farklı bir zattır bu. İbadethanesine yakın bir ağacın altında konaklamıştı. Onu gören rahip Meysere'ye karşıdaki ağacın altına geçen adam kimdir diye sormuştur. Meysere harem halkından bir Kureyşlidir deyince rahip şunu söylemiştir. Bu ağacın altına asla bir peygamberden başkası oturmadı. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği malları satıp yeni mallar satın alarak Mekke'ye dönmüştür. Meysere Hatice'ye rahibin sözünü ve yolda iki meleğin onu güneşten nasıl koruduğunu bulutlarla anlatmıştır. Hatice, kutsal kitabın ve sözlü kültürün bilgisine sahip önemli bir Hristiyan olan amcaoğlu Baraka bin Nefel'e Meysere'nin Peygamberimiz hakkında anlattıklarını haber verince Baraka şunu söylemiştir. Ey Hatice, bu dediklerin doğruysa şüphesiz Muhammed aleyhissalatü vesselam bu ümmetin peygamberidir. Bu ümmete bir peygamber geleceğini biliyordum. İşte bugün onun zamanıdır. Kararlı, onurlu ve zeki bir kadın olan Hatice çok geçmeden Allah Resulüne aracı gönderip ''Ey amcaoğlu, akrabalık bağın ve çevrendeki saygınlığın, güzel ahlakın ve doğru sözlülüğünden dolayı seni istedim.'' diyerek evlilik teklifinde bulunmuştur. Hz. Hatice'nin Efendimiz'e bu şekilde doğrudan evlilik teklifinde bulunduğu kaydedilse de bazıları Nefise binti Münye adında bir kadının aralarını yaptığını da söyler. Hatice annemiz o gün Kureyş kadınlarının en soylusu, şerefli ve servetlisi olduğu için bütün erkeklerin nikahlanmak istediği bir kadındı. Nitekim bundan önce iki eşi vardır Hazreti Hatice annemizin. Birincisi vefat etmiştir, ikincisi de anlaşamadıklarından dolayı boşanmışlardı. Anne ve baba tarafından Efendimizle aynı soydan gelen Hatice'nin bu teklifi üzerine Peygamberimiz durumu amcalarına açmıştır.
kısa zaman içinde Hamza bin Abdülmuttalib yeğeniyle giderek Hüveylid bin Esed'in kızı olan Hatice'yi peygamberimize istemiştir. Bazı kaynaklarda kız evine gidip isteme işini amcası Ebu Talib'in yaptığı da nakledilir. Bu sırada Hüveylid bin Esed'in hayatta olmadığını, onun yerine Hatice'yi amcası Amr bin Esed'in verdiğini de belirten siyercilerimiz mevcuttur. Düğün mehri olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'ye 20 genç dişi deve vermiştir. Bu Peygamberimizin ilk evliliğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'nin vefatına kadar başka kadınla da evlilik yapmamıştır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam İbrahim dışındaki bütün çocukları Kasım, Tahir, Tayyip, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm, Fatıma, burada Tayyip diye ifade edilen Tahir ve Tayyip iki ayrı çocuk olduğu anlaşılıyor. Meşhur görüş ise birisinin Abdullah, diğerinde Kasım olduğu ifade edilir. Hazreti Hatice'den doğmuştur bunların hepsi. Erkek çocukların en büyüğü Kasım, sonra Tayyip, sonra Tahir'dir. Kızların en büyüğü ise Rukiye, sonra Zeynep, sonra Ümmü Külsüm, sonra Fatıma'dır. Allah Resulü'nün evlendiği kadınlar dolayısıyla 5'i kız, 5'i erkek, 10 tane de üvey çocuğu olmuştur bunun yanında. Kasım, Tahir ve Tayyip peygamberlik görevinden önce dünyadan ayrılmışlardır. Nitekim peygamberimizin künyesi de Ebul Kasım'dır. Bundan dolayı ilk çocuğu zaten Kasım'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kızları İslam döneminde yetişmiş, Müslüman olarak peygamberimizle birlikte hicret etmişlerdir. İbrahim'in annesi Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin Mukavkız, İslam tarihçilerinin ekserisinin görüşünde ittifakla Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicretin 7. senesinde, miladi olarak da 622 senesi civarı gönderdiği bir mektupla kendisini İslam'a davet etmiştir. Mukavkız bu davete çok değer vermiş. Mektubu getiren elçi Hatip bin Ebu Belta'ya 5 gün misafir etmiş. Bu sırada İslam ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bilgi edinmiştir. Ardından cevabi mektubu ile birlikte Maria ve Sirin adındaki iki kız kardeşi ve birçok hediyeyi İslam topraklarına göndermiştir. İşte Mukavkız tarafından hediye edilen cariyesi Mısırlı Maria'dır ki onunla evlenmiştir. Kabe'nin yeniden inşası ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliği. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşına geldiğinde Kureyşler Kabe'yi yeniden inşa etme kararı aldılar. Kabe insan boyundan biraz büyükçeydi. Üst üste konulmuş taşlardan oluşuyordu. Kureyşler onu biraz daha yükseltip çatı eklemek istiyor. Fakat yıkılmasından da korkuyorlardı. Yakın geçmişe kadar Kabe'nin ortasındaki kuyudan bir yılan yaşar. Güneşlenmek için Kabe'nin duvarına çıkmasıyla ve yaklaşanlara ürkütücü tıslamalarıyla etrafa korku salardı. Allah tarafından gönderilen bir kuş yılanı kapıp götürünce insanlar Kabe'nin onarım işinden Allah'ın razı olduğuna kani oldular ve yaptılar. Yeniden inşa çalışmasında Kureyş Kabe'yi birkaç bölüme ayırdı. Kapı tarafı Abdülmenaf ve Zühreoğullarına, Rüknü Esved ve Rüknü Yemani arası Mahzumoğullarına, onlara katılanların sorumluluklarına verildi. Orta kısmı Cumah ve Semuoğullarına, Hatim denen Hicr tarafı ise Abdüddar bin Kusay, Esed bin Uzza ve Adi bin Kaboğullarına emanet edildi. Buna rağmen yıkma işine ilk girişen olmaktan herkes korkuyordu. Nihayet Verid bin Mughire ben başlarım dedi ve eline kazmayı alarak iki rükün tarafından yıkmaya başladı. İnsanlar o gece başlarına bir şey gelmediğini görünce yıkıma katıldılar ve Hazreti İbrahim'in yaptığı temele ulaştılar. Orada bulunanlardan birinin bu temel taşları sökmeye çalıştığı ve bütün Mekke'nin sarsılmasıyla temele dokunmaktan vazgeçildiği nakledilir. Çalışma sürecinde Kabe'nin değerini anlatan Süryanice kutsal yazılarda bulunmuştur burada. Ne var ki Kureyş'ten her boyun topladığı taşlarla Kabe'yi yeniden inşa çalışması sıra Rüknü Hacerül Esved'e geldiğinde sekteye uğramıştır. Herkes kendi başına taşı yerine koymak isteyince çatışmaya varacak bir anlaşmazlık yaşandı. Yapılan istişareler sonucunda kapıdan yanlarına ilk gelen kişiyi hakem seçme konusunda anlaştılar. Karşılığına da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini görünce işte emin insan Muhammed'in
kararına razıyız sesleri yükseldi. Herkes memnuniyet ifadesini kullandı. Efendimiz bir örtü açıp üstüne rüknü yani Hacer-i Esved'i koydu. Her kabilenin örtünün bir tarafından tutmasını söyledi. Böylelikle hep birlikte taşı yerinden kaldırdılar ve o kendi eliyle yerine yerleştirdi. Bunun üzerine de duvarları yükseltip çatıyı yaptılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Kabe'nin boyu 18 arşındı. Kabe Mısır'da imal edilen beyaz bir örtü ki buna kabati deniliyordu ile örtüldü. Sonra Yemen işi kumaş burdu kullandılar. Onu ipekle dibaç ilk örten Haccac bin Yusuf'tur. Nitekim Haccac'tan önce Abdullah bin Zübeyr'in hatta İslam öncesi Halid bin Cafer'in Kabe'yi ipekle örttüğüne dair rivayetlerde vardır. Arap kahinlerin Hazreti Peygamberimizin gelişini haber vermeleri. Yahudi hahamlar ve Hristiyan rahipler kutsal kitaplara dayanarak Arap kahinler ise cinni şeytanların gayb aleminden çaldıkları bilgilerden yola çıkarak yakın gelecekte Peygamberimizin geleceğini bildirmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam risalet görevi yaklaştığında şeytanların gaybden bilgi çalmaları engellenmişti. Kulak hırsızlığı yaptıkları eski yerlerine yaklaştıklarında yıldızlarla savuşturuldular. Cinler bunun Allah'ın kulları için dilediği büyük bir hadisenin işaretçisi olduğunu anladılar. Allah'tan gelen vahiy cinlerin insanlara bildirdiği kimi haberlerle karışmasın diye artık onlarla gayb alemi arasına kesin bir sınır çekilmişti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. De ki cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı yücedir. O Celle Celaluhu ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızda beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuşuz. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söyleyemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannediyorlardı. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Bu Cin suresinin ilk 10 ayetinden. Kureyş ve diğer kabilelerinden herhangi bir Arap geceleyin bir vadide konaklamak istediği zaman şöyle derdi. Ben burada başıma gelecek şerlerden bu vadinin efendisi olan cine sığınıyorum derlerdi. Yıldızlarla def edilme ki burada yıldız kayması anlatılıyor. Bu olay az önceki okuduğumuz ayetlerde belirtildiği üzere gökten bilgi çalmaya çalışan cinlerin arkasına yapıştırılan alev topluğunu ifade ediyor. Yıldızlarla def edilme olayından Araplar arasında ilk korkan Sakif kabilesidir. Amr bin Ümeyye denen Arapların en zeki ve ileri görüşlü adamına gidip durumu anlattıklarında Amr onlara atılan yıldızlar insanların çeşitli konularda yararlandıkları türden bildiğimiz yıldızlardan başka ise bu ancak Allah'ın bu insanlar için murad ettiği bir hadiseden dolayıdır. Acaba nedir bu hadise şeklinde duyduğu merak ve şaşkınlığını bildirmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde çevresindekilere şu yıldızların kayması olayını eskiden nasıl yorumluyordunuz diye sorduğunda onlar bunu gördüğümüzde bazen bir kralın ölüp yenisinin başa geçtiğini, bazen başka kimselerin doğum ve ölümlerini anlardık diye cevaplar vermişlerdir. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Durum sandığınız gibi değil. Allah-u Teala mahlukatında bir şeyin olmasını dilediğinde bunu arşı taşıyan melekler işitir ve tesbih ederler. Bunu duyan bir alt derecedekiler de tesbih ederler. Dünya semasına kadar bu böyle sürer. Burada bulunanlar birbirlerine neden tesbih ediyorsunuz diye sorarlar. Cevap bizden yukarıdakiler tesbih ediyor, biz de tesbih ettik olur. Bu sefer onlara neden tesbih ettiklerini sormuyor musunuz diye sorarlar.
Böylece her tabaka bir üstüne neden tesbih ettiğini sorar. Nihayet arşı taşıyan melekler Allah Azze ve Celle şöyle şöyle bir şeye hükmetti cevabını verir. Bu cevap yine derece derece dünya semasına kadar aktarılır. Tam burada şeytanlar yarım yamalak kulak hırsızlığı yaparak bu bilgileri doğrusu ve yanlışıyla yeryüzündeki kâhinlere bildirirler. Onlar da bunları doğru ve yanlış karışık şekilde insanlara aktarırlar. Daha sonra Allah-u Teala yıldızlarla taşlayarak şeytanların bu bilgileri almasını engellemiştir. Kâhinlerin kaynakları da artık kesilmiştir. Sehm oğullarından Gaytala adlı kadın cahiliye döneminde kâhinlik yapardı. Cinni arkadaşı bir gece yanına gelerek Kâb oğullarının Vadi Şib günü ordulara yenik düşeceklerini bildirir. Burada Kâb bin Lühey kastediliyor. Bedir ve Uhud'da çarpışan Kureyş'in ileri gelenlerinin çoğu Kâb bin Lühey'i boyundandır. Kureyş baştan bunu anlamasa da Bedir ve Uhud gazveleri vadi sahasında gerçekleşince sözün manasını çözerler. Buna benzer başka hadiseler de İslam'ın gelişinden az önce cinni varlıkların bölgeyi terk ettikleri anlatılmıştır. Hahamların Hazreti Peygamberimizin gelişini haber vermesi ise Yahudilerin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini haber vermeleri sadedinde önemli sözler nakledilmiştir. Sahabe-i Kiram anlatıyor, İslam gelmeden evvel bir müşrik ve putperest millettik. Çevremizdeki Yahudiler ehli kitap oldukları için bizim bilmediğimiz şeylere vakıftılar. Aramızda anlaşmazlıklar yaşanırdı. Ne zaman hoşlarına gitmeyen şeyler yapsak bize yeni peygamberin vakti yaklaştı. Onunla birlikte sizi tıpkı Ad ve İrem halkı gibi öldüreceğiz diyorlardı. Bu sözleri onlardan çok duyardık. Allah ne zamanki Resulünü gönderdi, biz onun davetine hemen olumlu cevap verdik ve iman ettik. Yahudilerse inkar ettiler. Nitekim Bakara suresi 89. ayette onların durumu şöyle anlatılır. Kendilerine ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap yani Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamber ile inkarcılara Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Salebe bin Saye, Esid bin Saye ve Esed bin Abid'in Müslüman olma hadiseleri konumuza örnektir nitekim. Cahiliye döneminde Kurayza Yahudileri ile beraberlerdi. Sonra Müslüman olarak onların önüne geçtiler. Bir Yahudi anlatıyor. İbni Heyba'dan denen Şamlı bir Yahudi İslam'dan birkaç yıl önce yanımıza gelip bizimle yaşamaya başladı. 5 vakit namazı ondan daha iyi kılan kimse görmedik. Kuraklık çıkınca ona gider, bizim için yağmur dile derdik. O da bundan önce sadaka dağıtmamızı şart koşar, ardından bizimle yağmur duasına çıkardı. Daha bulunduğu yeri terk etmeden yağmur bulutları görünür ve suya kavuşurduk. Bu durumu defalarca yaşandı. Daha sonra ölüm vaktinin geldiğini anladığında ''Ey Yahudi topluluğu'' diye söze başlayarak şunları söyledi. ''İçki ve bolluk memleketinden yokluk ve açlık diyarına beni getiren şeyi biliyor musunuz? Buraya sizin yanınıza çıkma vakti hayli yaklaşan son bir peygamberi beklemeye geldim. O geldiğinde kendisine tabi olmak istiyorum. Sakın sizden önce başkaları ona iman etmesin. Zira o karşı çıkanların kanını akıtmak, kadınlarını ve çoluk ve çocuklarını esir etmek için gönderilmiştir. Yıllar sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hak ile gönderilip Kureyza oğulları muhasara altına alınınca ki Hendek Savaşı'nda bu olmuştur. Başta ismi geçen 3 genç şöyle dedi. Ey Kureyza oğulları vallahi bu İbni Heyyaband'ın bana daha önce bahsettiği peygamberdir. Onlar hayır bu o değil dediler. Gençler aksine vallahi bu bütün özellikleriyle o diyerek peygamberin yanına gidip iman ettiler. Böylece kanlarını, mallarını ve ailelerini korumuş oldular. Ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin.